Ve o zaman selam dostlar. Sabahın 5'inde şu videoyu çekeyim dedim. Neden? Hangi proje bu derseniz belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Aygın Lair. Evet daha önce videosunu kanalda çekmiştik. E, hatta şöyle gelip kanala ben aradım zaten arayınca da hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurada arama kısmına Aygın yazarsanız 18 dakikalık burada Aygın'ın ayırı nedir? sivel nedir? Bunlara niye para yatırıyoruz? Bu arada gerçek parayla yapılan işlemler bu, bu yine başta söyleyeyim bir yatırım tavsiyesi de değil kimseye de bir e, fikir vermek amacım da değilim gidin yapın da demiyorum. Ben yaptığım işlemleri her zaman sizinle test olsun gerçek parayla olsun paylaşıyorum. Hangisi aklınıza yatıyorsa mantığınıza yatıyorsa zaten yaparsınız aklı başında zekası olan insanlarsınızdır öyle düşünüyorum değilseniz de Allah sabrını verir. O beni ilgilendirmiyor. Ben yaptığım şeyleri anlatıyorum. Dolayısıyla e, burada zaten ilk gelip bu videoyu bir izleyin. Aygın'ın ne olduğunu bilmiyorsanız ya da Sivel'in ne olduğunu bilmiyorsanız ya da nasıl stake ederinizi bilmiyorsanız öncelikle bundan bir başlayın. Daha sonra bu videoya geri dönün yoksa kafanız karışır. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra tabi yaklaşık bir, birkaç hafta sonra buradaki stake işlemleri kapanmıştı. Havuzu dolmuştu falan süresi dolmuştu. Artık bu buraya gelip stake edilemiyordu. Fakat ne oldu derseniz arkadaşlar ben de o yüzden bu ikinci videosunu çekiyorum. E, ile Lair birkaç hafta önce kendisi de açıklama yapmıştı. Yeni 3 tane token ekliyoruz sistemimize. 3 e, tane daha proje ekleyeceğiz. Neredeydi onlar? Şurada mıydı? Ha. Şu 3 projeyi ekliyoruz. E, ayın kaçı? Şurada da yazıyor. çekil. Ayın kaçıymış? Daha önce ayın ilk başında açıkladıklarında ocağın 29'unda başlayıp Şubat'ın 5'inde bitecekti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra o tarihi Şubat'ın 5'i ile Şubat'ın 9'u arasına çektiler. Yani 5 Şubat'ta açılacak 9 Şubat'ta o havuzlar tekrar kapatılacak. Yani o arada yatırdınız yatırdınız yatıramadınız artık bir daha ne zaman açarlarsa o zaman bir hak elde etmiş olacaksınız. Ne, ne diyor 5 Ocak şey 5 Şubat saat 12 12 değil lan bu gerçi 12 p.m. 3 daha ekle 15. Bu PM ile yani de karıştırıyorum. Artık onu siz wow, hesaplayın yapın işte. Yani sonuçta Şubat'ın 5'inde yani bugün zaten 4'ü ki ben de videoyu geciktirmeden atayım. Ee, yarın açılacak bu videoyu siz dedikten sonra. Buna bir böyle yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa diye de ee, o yüzden ikinci videosunu çekiyorum. Ki ilk videodan sonra bir sürü soru da geldi proje ile ilgili. Hem de öğrendiklerimi de sizinle paylaşayım ee, diye bu videoyu yapıyorum. Bir de ayrıca bu videoyu neden yapıyorum? Puffer Finance'i de biliyorsunuz onun da videosunu çekmiştik. Ee, ona da katılan bir sürü e, insan oldu. Bir sürü sorular birikti. Çünkü ben bunu çektiğimde e, daha birinci hafta görevleri açıktı. E, şimdi ikinci hafta görevi geldi. Çoğu insan tabii gerçek parayla yapıldığı için hocam nasıl yapacağız, hocam nasıl olacak falan demişti. Onunla ilgili de videonun herhalde ikinci yarısında da bunu anlatmış olurum aklınızda olsun. İleri sarabilirsiniz. Aygınla ilgilenmiyorsanız. O zaman biz bir aygında tekrar geri dönelim. Dediğim gibi ilk videoyu izleyin dostlar. Ondan sonra buna geçersiniz. Eee aygında gördüğünüz gibi yeni eklenen tokenlerin yanında zaten her şey 0 0. Bakın buraya sisteme eklemişler. Ama daha henüz açılmadığı için her şey 0. Ee, bu Liquid Stake Ether geldi. Ondan sonra kim geldi? Stake Frax Ether geldi. Bir de Mental'ın kendi stake Ether geldi. Bu üç yeni proje buraya eklenmiş oldu. Ya şimdi çok gelen soru şu. İşte hocam biz başka firma üzerinden stake ediyoruz. Oradan aygın puan kazanıyoruz ee falan. Bu bizim ama aygındaki hesabımıza işlenmiyor. Bu işlem nasıl olacak falan filan. Yani gelip arkadaş buradan stake etmemiş de başka bir site. Başka bir site derken de örnek vereyim. Bana isimleriyle geldikleri için ben de projelere baktım. Mesela arkadaşların bazıları işte Etherfiye'den ben stake ettim hocam. Hem buradan aygın pu puanları kasıyorum. Hem de Etherfi'nin kendi tokeni çıkacak. Onun için de loyalty puan kasıyorum falan. Buraya stake etsem Aygın'a stake etmiş gibi olur muyum? Diyen arkadaşlar oluyor. Şimdi burada iki ayrım var dostlar. Ben onu size anlatayım. <laughs> öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla anlatayım. Yanlış da olabilir ama kendiniz daha da araştırırsınız. Ben şimdi öğrendiğim kadarını size söyleyeyim. Şimdi bu bu tarz Etherfi, bunun gibi bir bir site daha söylemişler. Keltdau. Bir tane daha vardı hatta. Unuttum şu an. Bu, bu tarz restake yani Ethereum restake edebildiğiniz projeler arkadaşlar aygın puanlarını sizin Ethereum'unuzu alıyor, stake ettiğiniz Ethereum'unu alıyor. Bu adamlar gidiyor Aygın'a stake ediyor. Aygın'dan bu adamlar puan kasıyor. Adamlar bu puanları kasıyor. Finalde de Aygın yarın öbür gün airdrop yaptıklarında bu projeye airdrop yapacak. Bu projede o sizin elinizdeki Aygın biriktirdiğiniz puana göre size bir airdrop yapacak. Yani direksiz siz Aygın layer'ı burayı kullanmadan Aracı bir firma kullanarak puan kasmış oluyorsunuz. Ee, bunu ben tercih eder miyim diye sorarsanız ben tercih etmem dostlar. Neden derseniz aracı bir firma kullanarak eterfi olur işte Kelp daha olur ya da bir başka firma. Yani Artık çok böyle stake projesi çok o, piyasada olduğu için ben şimdi bu ikisi üzerinden gidiyorum. Evet. Bunlara stake ettiğiniz zaman okey bir sorun çıkabilir, çıkabilir hiç bilemeyiz ama yarın öbür gün diyelim ki Etherfi'yi battı gitti, kayboldu, çatladı, patladı, zortladı. Sizin buraya yatırdığınız işte kazandığınız aygın puanlarınız da gidecek. işte bu zaten et e, proje patlarsa bunları toplamanızın da bir manası kalmayacak falan filan. E, o yüzden aracı bir firma kullanmak hem aygın kasacağım hem de ether e, puanı, loyalty puanı alacağım da ben bu projeye güveniyorum diyorsanız bunların araştırmasını siz yapın. Yapmanız gerekiyor zaten. Sizin paranız sonuçta. O yüzden e, benim şi kişisel şahsi fikrim ben dediğim gibi bir aracı firma kullanarak bunu yapmam. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın ben buraya geldim. Bir Ethereum stake ettim. E, kendim puan kasıyorum. Aygın sitesine girdiğimde cüzdanımı bağladığımda gördüğünüz gibi puanımı kendim kasıyorum. Yarın öbür gün Aygın projesi bir airdrop yaptığında benim işte ne kadardır Ethereum tuttuğum, işte kazandığım puanları çarpıp direkt benim MetaMask cüzdanıma kendi tokenini gönderecek. Arada aracı firmadan gelmesi, etmesi, onun dağıtımını beklemek, işte hakkaniyetli mi dağıtacak? Ya yani dağıtırlar büyük ihtimalle çok sorun olmaz. Ama benim tercihim işte niye araya bir ek bir firma koyayım? Etherfi'nin de işte token'i değerli olur diye bunu düşünüp öyle bir şeye gireyim. Ben şahsen girmem ya da işte Kelp DAO falan örnek veriyorum. E, o yüzden bunları düşünüp kararını vermek sizin e, mantığınız. Çünkü buradaki stake işlemi dostlar, e, şuradaki projelerin token'lerini alıp da buraya stake etmek işlemi değil, Beacon Chain Ether dediği e, o firmalar gelip buradan sizin ethereum'unuzu stake ettikleri için dolayısıyla siz bu projelerden stake etmenizle şu ana ağda yani net, native restaking dedikleri ağda stake etmeniz arasında fark var. Dolayısıyla siz burada puan kasamıyorsunuz. burada firma sizin, sizin adınıza puan kasıyor. Finalde de size burada sistemde gösterdiği kaç puan kazandıysanız onun puanı kadar da büyük ihtimalle size airdrop atacak. Ama bunları dediğim gibi hep arada bir firma kullanarak yapıyorsunuz. Buradan kendiniz stake ederseniz çok daha mantıklı benden size söylemesi. He burada ben hangi firmayı tercih ettim? Zaten ilk videoda da var. Ben Sivel'i tercih etmiştim. Çünkü bunlar da bir kendi tokenlerini çıkaracaklar, airdrop atacaklarını söylediler vesaire. Hatta onun sitesini de buradayken göstereyim. Sivel'in de sitesi burası dostlar. Geliyorsunuz işte cüzdanınızı yukarıdan bağlıyorsunuz. E, Mainnet Ethereum'unda zaten işlem yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, fiiler biraz yüksek oluyor. O yüzden giveaway'lere dikkat etmeniz lazım. Ben de işte en düşük anları bekliyorum genelde. O yüzden sabaha kadar bekledim ki düşsün fiyatlar diye. Her neyse buradan geliyorsunuz. Elinizde artık ne kadar Ethereum'unuz varsa. O, yani herkes bana şunu soruyor hocam ne kadar yatıralım. Valla dostum ya yani bunun bende de cevabı yok. Ne kadar yatır. Yani ne kadar bütçem varsa hani köşeye atıp e, unutacağın paran ne kadarsa ona göre yapacaksın. Kimin için bu 100 dolardır. Kimi için bir Ethereum'dur. Kimi için ne bileyim 5 Ethereum'dur. Bunu bilemem ki e ne kadar çok yatırırsan yani ama şundan bahsedeyim. Ne kadar çok Ethereum yatırırsan bu sisteme o kadar çok puan kasacaksın. O kadar çok Aygın Lair ve Aygın Layer'ı kullanan projelerden airdrop alacaksın. Büyük ihtimalle. Bunu Alt layer'da anlamıştık. Onlar da Aygın'daki puanınıza göre bir airdrop attı Mis misal. Aygın e, Layer'ı kullanan projelerde diyecek ki e, senin şu kadar puan var sen şu kadar token hak ettin bizden de diyecekler aygın haricinde söylüyorum o yüzden buradaki bütçeniz bakiyeniz ayırdığınız para tamamen sizin ha buraya ama gelip 5-10 dolar atmanın hiçbir manası yok yani ödeyeceğiniz fee ethereum olduğu için zaten 15-20 dolar olacağı için e, çok manasız yani buraya hani ne bileyim yani 100-200 dolardan aşağı girmenin çok manası olacağını düşünmüyorum onların bile çok manası olacağını açıkçası bana sorsanız manalı gelmiyor ama denemek istiyorsanız şansınızı tabii ki yapabilirsiniz. Siz kendiniz araştırın, bütçenizi kendiniz ayarlayın. Ha ben buraya ne yapmıştım? Bir Ethereum stake etmiştim. Ben yeni havuz açıldığında yani yatırımı 5 Şubat'ta açıldığında ben buraya geleceğim. 0.5 Ethereum mumu vereceğim. Karşılığında SV Ethereum alacağım. Geleceğim o SV Ethereum 0.5 daha alıp bunun üstüne stake edeceğim dostlar. E, totalde 1.5 Ethereum ile yoluma devam edeceğim. Zaten herhalde ortalama yani Temmuz-Ağustos gibi bu Aygın'la ayrında Airdrop'unu atacağını okuduğum yerler aşağı yukarı öyle diyorlar ama belli olmaz burası kripto. E, net bir tarih söylemek çok gerçekçi değil bu işlerde. Ama buraya attığınız parayı öyle 3 gün sonra çekecekseniz de zaten atmayın bir manası yok. Çünkü burada amaç puan kasmak. Yani Ethereum'unuzu sistemde tuttuğunuz her gün galiba bir, bir Ethereum karşılığı 24 puan kazanıyorsunuz. Dolayısıyla amacınız buradaki puanı kazanmak. Ne kadar çok puan kazanırsanız o kadar çok birçok projeden airdrop alma ihtimalinizi arttırmış olacaksınız. O yüzden buraya gelip bir Ethereum atıp üç, üç gün sonra çekeceğiniz bir para ise yazık. Yani attığınız parayı çekme fiillerine değmez. Kaç puan kazanacaksınız? 60-70 puan kazanacaksınız. Bir cacık etmez. O yüzden buraya attığınız parayı böyle bir 5-6 ay falan unutacağınız şekilde düşünün derim. Hem paranızı tabii ki geri çekemiyor musunuz? Çekebiliyorsunuz. Onda bir sorun yok. Ne yatırdıysanız örneğin Sivel mi yatırdınız? Geliyorsunuz içine. Tabii bakın şu an depozit kapalı olduğu için yatıramıyorsunuz ama Unstake her zaman açık. Gelip buradan Unstake'e basıp Unstake şuradan da tuşuna basarsanız Ben yatırdığım bütün Sivelleri geri alabiliyorum. Daha sonra onu da gidip işte bu Sivel sitesinden tekrar Ethereum'a çevirebilirim. Ha yarın öbür gün bakın bu işlerde hiçbir garantisi yok. Sivel'de batar giderse ee, yine elinizde sadece işte Ethereum'larınız gider. Gerçi kastığınız puanlar gitmez. Ee, sonuçta ben Aygın'da bu zamana kadar bu kadar puan kastım. Ha Aygın'da yani bu, bu burada diğer bakın firmalar da var. Ee, ben Sivel yaptım diye siz Sivel yapmak zorunda değilsiniz. Bunlardan hangisine daha çok güveniyorsanız tek tek dokümanlarını e, her şeyini okuyun. Hangisi size daha iyi geliyorsa gidip ona yatırın. Ha, ben her zaman söylüyorum yatırım tavsiyesi falan değil bu video. Ben burayı mantıklı gördüm kendimce hem buradan airdrop almak için. Ee, hem de TVL'si de yüksekti. Dolayısıyla burayı tercih ettim. Ama siz başka yeri tercih edebilirsiniz. O yüzden Sibel'e yatırdığınız parayı da e, garanti diye düşünmeyin. Yarın öbür gün evet bu da çatlar patlarsa o oraya yatırdığınız SV ve geri alma ihtimaliniz olmayabilir. Ha, aygın puanlarınız gider mi? O gitmez. Ama maalesef aygına gelip hani böyle ben buradan aşağıdakilerden birini yatırmak zorunda olduğunuz için e, mutlaka e, bu firmalardan birinin Ethereum'unu alıp buraya stake etmeniz gerekiyor. Her neyse olayın e, işin e, kısmını anladınız. Yine açılıyor yarın. 5 Şubat'ta açılacak. Artık bütçenize göre buradan gelip Ethereum'unuzu SV Ethereum'a çevirip daha sonra aldığınız bu SV Ethereum'u da burada e, havuz açıldığında gelip içine şuradan max'a basıp depozitleyeceksiniz. diyeceksiniz. Bu kadar basit yapacağınız işlemler. Eee Aygın üzerinde bu kadar. Hasivel'de e, şurada zaten boyaş kısmına gelirseniz Şöyle hemen ben de aşağı ineyim. Bakın benim ilk çektiğim videodan sonra işte 8 Ethereum, 8.5 Ethereum yatırılmış. Totalde referanslarım tarafından 22 referans gelmiş. Ee, bir Ethereum karşılığı galiba 30 tane Ethereum şey 30 tane inci veriyor. Du değil mi? Ne kadardı? Ha şurada yazıyor. Get 30 tane Pearl diyor. Evet. 30 tane inci şuradan çevirme yaptığınızda bir Ethereum çevirdiğinizde SV Ethereum'a veriyor. Bu SV Ethereum'unuzu da gidip Aygın'a Buraya stake ettiğinizde bir 30 daha veriyor. Bunun oranı da şöyle düşünün. Yani toplamda 60 inci alıyorsunuz bir Ethereum'a. Diyelim ne bileyim işte 0-1 Ethereum'luk bir yatırım yapacaksanız da 60 değil de 6 inci kazanacaksınız. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Oran orantıyı artık kendiniz kafanızda kurun. Ne kadar kazanacağınızı. Ha burada referans linkimi ben yine videonun altına koyarım. Burada referans linkinden gelmenizin ee, tabii ki size faydası var dostlar, bana olduğu gibi size de zaten büyük faydası var. Neden derseniz burada kocaman yazmışlar adamlar. Ee, sizin referans linkinizden gelirse siz de e, referansınızda 10 tane inci kazanıyor demiş. Yani gidip buraya boş kendimi kendim e, gidip cüzdanımı bağlayıp buradan alacağım derseniz 10 tane inciyi alamamış olacaksınız. Ha, bana da zaten 10 tane kazandırmış oluyorsunuz. Aslında 20 tane inci gidiyorsunuz. El aleme bırakmış oluyorsunuz. Bu ha benim linkim için söylemiyorum. He. Arkadaşınız bu projeye katılmıştır. Gidin arkadaşınızdan link isteyin. Deyin ki oğlum hem sen kazan ya da kızım ya da kardeşim ya da dostum artık ne diyor nasıl hitap ediyorsanız. Sen bu projeye girmiştin. Bana bir linkini yarat. Hem sen kazan hem ben kazanayım de diyebilirsiniz. Yani ben referanslı linkimi koyuyorum. Ama gidip yani referanssız hiçbir yerden olmayın. Gerekirse ne bileyim arkadaşınızdan alın, dostunuzdan, eşinizden alın, başka izlediğiniz YouTuber'dan alın falan filan birinden referans alın. Boşuna ziyan etmeyin. 10 inci 10 incidir. 10 inciyi almak için dediğim gibi neredeyse 0.2 Ethereum stake etmeniz gerekiyor. Hani projeye yani o kadar değerli aslında o 10 tane dediğine bakmayın az değil. O yüzden referanslı linkten üye olmanız her zaman sizin için faydalı olur bu tarz projelerde. Onun dışında bu Aygın'la ilgili başka anlatacağım bir şey yok. Şu muhabbetleri anlattım. Ben bu, bu tarz Etherfi'yi falan kullanıp da e, buralar üzerinden stake yapmayacağım. Şuradan bir projenin projeyi seçerim. Bunun tokenini alırım. Bunun tokenini alıp buraya stake ederim. İşin özü bu bendeki bu. Yapacağım şey de o. Ama Etherfi dediğim gibi çok iyi projede olabilir. Yarın öbür gün tokeni çıktığında çok değerli de olabilir. Fikrim yok. Ve bana sadece mantıklı gelmiyor. Üçüncü aracı bir firma üzerinden aygın puanı kasmak bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bu projelerden ziyade aslında benim değer verdiğim şey aygının kendisi. Orada puan kasmak bana çok daha değerli geliyor. Yoksa buraların atacağı airdrop yani çok iyi de olabilir. Olmayabilir. Olmazsa üzülmem. Sivel diyelim ki çok iyi bir airdrop yapmazsa, kendi tokeni çok değerli olmazsa çok üzülmem. Çünkü benim amacım zaten ilk amacım şuydu. Aygında puan kasmaktı. E, o yüzden bunları kendiniz değerlendirirsiniz. Şimdi gelelim videonun ikinci kısmına derken de ben bir durdurayım şu videoyu. bir Bir soluklanayım ya. Kaç dakika olacak kim bilir bu video. Neyse bir soluklanayım geliyorum. Evet, soluklandım, sigaramı da yaktım, geldim. İşin şimdi Puffer Finance kısmına gelirim. Puffer Finance ne derseniz de, şimdi video içinde video oluyor gibi ama aslında bu Aygın'la eşdeğer bir proje. Zaten Aygın'la alakalı da bir proje olduğu için bu videonun içine dahil ettim. Ayrı video çekmiyorum. Normalde burada demiştim artık bunun ikinci haftası, üçüncü haftası çıkarsa kendiniz yaparsınız. Bir daha çekmeyeceğim ama buna da çok soru geldiği için e, mecburiyetten buna da e, Aygın'ı anlatırken hazır bari bu de bu projeyi de tekrar anlatalım dedim. Ne yapmıştık buraya gelip arkadaşlar üye olmuştuk. Twitter Twitter bağlamıştık falan filandı. Bu kadar basit görev ilk haftası. Tabii ikinci hafta... Ne oluyor lan? Ses gelme. Sesini kapat. E, ikinci, birinci hafta görevleri bitti zaten artık yapamıyorsunuz. İkinci haftada da şöyle bir görev gelmiş arkadaşlar. Ne diyor burada? E, ST Ethereum... E, şey diyor stake et diyor ben de sana karşılığında puf ETH vereceğim diyor e, şimdi Tabii ki bu projede algınlı hayır o, yani o videoda anlattım detayını para neden girmemiz gerektiğini o zaman da anlatmıştım o videoda. Ee, bu, bu, bu da Aigun Iron kadar değerli olacak bir proje. Zaten Aigun Iron desteklediği, içinde bulunduğu işte yatırımcısı Aigun Iron olan bir proje olduğu için ben de içine katıldım. Hatta Binance tweet tweet falan attı. Biz de bu projeye destek veriyoruz falan. Büyük ihtimalle Binance'te de bunların token'leri çıktığında listelerler. Yani o yüzden bu proje de çok değerli bir proje olacak, Paris belli ki. O yüzden bu chapter chapter dediği görevleri yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Ha gerçek para ilk ilkinde gerçek bir para harcamamıştık. Şimdi ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde büyük ihtimalle bize gerçek paralar harcatabilir ben yapmaya devam edeceğim. Siz yapıp yapmamak size kalmış. Biri yapıp bırakırım da diyebilirsiniz. Çünkü burada da bir puan sistemi var. Puan topluyorsunuz. Buraya yatırdığınız Ethereum kadar da günlük bir yani puan kazanacaksınız. Hatta söylentilere göre bunlar da Aygın Layer puanı daha sonradan size verecekler diye söylediler. Şu an tam onun garantisini bir şey söylemeyeyim yanlış anlamayın. Hani ben geleyim buraya atayım madem Aygın'dan da puan kazanırım bilemem. Yani ben duyduğum şeyi söylüyorum ama gerçek olmadan da bir şey diyemem. Dolayısıyla burada ikinci hafta görevinde ne istiyor arkadaşlar? S, ST Ethereum ya da bu ST Ethereum'un Rabbit halini istiyor. Al diyor yatır diyor. Tabi burada herhangi bir Ne demiş bir tutar söylememiş herhangi bir şey söylememiş. Ee, istediğiniz kadar yatırabiliyorsunuz. Ama tabii ki şurada yine ekranı kocaman görüyorsunuz. Ethereum mainnetinde çalışan bir proje olduğu için buraya stake etmek falan tuzlu oluyor. 5-10 dolar atmak için dediğim gibi bakın şu an gwei'ler düşük. gwei'ler düşükken bile büyük ihtimalle güzel fi ödeyeceğiz. Ben şimdi yapmamıştım. Hazır videoda yapayım diye göster ee, hazır videoda yapmak için bekletmiştim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Peki ST Ethereum'u kardeş biz nereden alacağız? O zaten Artık e, bilindik e, bir adresimiz var bu konuda <laughs> bu zaten Lido Finance'in e, kendi tokeni ST token arkadaşlar geliyorsunuz burada yapacağınız işlem çok basit ne yapacaksınız elinizdeki ethereum kadar e, ya da almak istediğiniz ethereum kadar buraya 0.2 bir ethereum atacağım çünkü dediğim gibi projeyi e, beğendiğim için ama daha sonra belki bakayım bir airdroptan ekstra paralar gelirse daha da ekleme yapabilirim buraya şimdilik. Ama bu kadar yapacağım. Şurada bakın onu yapmadan önce hatta şuradan metamask adresinize ST Ethereum'u da ekleyebilirsiniz. Gelip tıkladığınızda metamaskınızdan onay istiyor. Ethereum alanında ben bunu ekleyeyim mi diyor kardeş. Ekle diyorum çünkü ben şu an işlem yapacağım. Elimde benim işte 0.4 Ethereum var cüzdanımda. Metamaskımı bağladım yukarıdan. Geliyorum elimdeki Ethereum'un işte yarısını 0. 0.201'ine ee, diyorum ki kardeş ben sana stake ediyorum. Ben buna stake edince bu da bana ST Ethereum verecek dostlar. Şöyle bakın şimdi göstereyim. Stake'e basıyorum. Hem de fiillerde görün ne kadar aldığını daire Ethereum alımda. şu an 14-13'lerde. Gördüğünüz gibi düşük bir miktarda alıyor burada. 3.65 Güzel. Okey. Hemen alalım. Hemen gönder kardeş. 0.201 tane bana ST Ethereum verecek. Buradaki istediği olan neredesin? Heh, buradaki istediği Ethereum bu arkadaşlar. Ya da şu Rapid Ethereum'u onu da göstereyim. Evet diyor ki yeni balansınız ee, 2.09 falan ETH diyor. Tamam kardeş. Rapid da şu arkadaşlar. Gelip bu sefer ST Ethereum'unuzu da buradan işte böyle maksimum basarsanız bu sefer size VS yani Rapid halini veriyor. Ama ne gerek var? Var mı? Yok. Çünkü zaten proje hem normali hem o olur demiş. Şimdi ben burayı Hemen cüzdanımdan da çekedeyim Bakalım gelmiş mi ST ETH, Ethereum'larım. Ee, oraya o kadar token'i ekledik. Geldi mi lan? Geldi mi kardeş? Evet gelmiş. Gelmiş dostlar. Şimdi şurayı bir yenileyelim. Görmemiş olabilir. Deposit kardeş. Heh, bakın şimdi balans geldi. Şimdi ben bu e, almış olduğum e, 0.201 tanesinde gelip arkadaşlar buraya deposit edeceğim. Bana da karşılığında bu sefer puf ETH verecek. Gördüğünüz gibi bir tane Ethereum önce oraya stakeliyorsun, oradan buraya stakeliyorsun, stake üstüne stake kazanıyorsun falan filan. Bu Ethereum ağı da yani Layer 2'lerden sonra da maşallahı var. İmza istedi önce, imzamı verdim. Şimdi bakalım kaç alıyor. İşte bakın 10 dolar alıyor. Gwei'ler şu an hakikaten 13. 13'lerde, 12'lerde. Hatta ben bunu bir düşükte çaksam biraz düşüyor musun? Daha iyi bir sentçik düştü. 9.39 neyse. Normali al bari Allah kahretsin. Yani 9 oradan 3 de öbür taraftan verdik. 14-15 dolar sadece şu işlemi yapmaya para harcıyorsunuz. O yüzden gelip buraya 5 dolar atmak için uğraşmayın dostlar. Biraz daha varsa bakiyeniz. Ya, ya, da 5 dolar da atabilirsiniz maksat görevi yapmak da tabi. Ee, ya sizin bileceğiniz iş neyse ben karışmayayım. Ulan bekledikçe düşüyor evet. Gıvayı 13'lere düştü. Tamam 9 demek ki yani gıvayı 10'da yakalasan bile maksimum 8 dolar falan e, alacak. Aha 8.75 tamam ne olur olur. Bas, bas kardeş, bas. Bas 875. Okey. Diyor başarılı diyor. Yani transaction'ı başlattık. Ağda diyor. Okey bakalım buradan da cüzdandan da bir kontrol edelim. Sözleşme onaylandı dedi. Onayladım mı lan? Aferin. Bakalım sonra ne oluyormuş? Okey verdim mi beni? Ha senin token adresin nerede? Ben seni ben cüzdanıma eklemek istesem kardeş. Ekleyemiyor muyum? Bitroll falan. Ekran takıldı ama. Hadi hayırlısı. Bak oğlum benim 0.2 Ethereum'umu inşallah çöp etmezsiniz. Yak yak olmaz bir şey olmaz da. Evet. Her şeyden Ethereum gitti mi ona bir bakayım. Tokenlerden gelelim. ST Ethereum gitti mi? Evet ST Ethereum'un hepsini almış. Ulan be ibine. Neyse yenileyim bari. Sistem biraz böyle gördüğünüz gibi biraz baktı çalışıyor büyük ihtimalle inileyince. Evet, benim şey bakayım gitti. Tamam, withdrawa bastığımda ama Vitro kısmı açık değil zaten. Basamıyorum. Peki kardeş, e benim baki, bakiyemi aldın sen ya. Hani ben bunu bir yerde şunu diyelim ki silelim Pufu göremiyor muyum bir yerde? Hı? He? Ya kesin koymuşsundur gerçi de. Neredesindir? Profile gel. Heh, evet bakın profilde görüyorum arkadaşlar neymiş 200 e, kaç bu Evet evet tamam doğru yatırmış. Gördüğünüz gibi 0.200 bir tane Ethereum deposit edilmiş. Büyük ihtimalle burada da bakın eigen Points evet evet burada varmış. Aşağı in. Eee Points'i bu site üzerinden de kasacağız. Aslında yine daha demin videonun başında anlattığım gibi aracı firma kullanmış oluyoruz ama benim zaten burada da bu sefer amacım eigen Point kasmak değil. Puffer'ın kendisini projeyi beğendiğim için bunun tokene çıktığında iyi bir airdrop almak için bunu yaptım ama bu sefer bahaneyle aygın points de kasacağım. Hem büyük ihtimalle Puffer'ın kendi bir point sistemi olacak ki varmış gözümün önünde. Hem Puffer point kazısı kasıyorum hem de Eigen points kasıyorum. Bir de daha zaten projeye biz başında girdik. Ee, hep beraberce. O yüzden ha buraya da demek ki ne kadar Ethereum atarsanız arkadaşlar daha çok Puffer point kazanacaksınız. Daha çok Aygın point. İşte bunların hepsi de paraya bakar. Herkesi de bütçesine göre yatırır. Valla ben de bu kadar ayırabildim. Bunlar da zaten airdroptan gelen şeyler bana. Liderboard kısmına gittiğimde de ne var burada 5000 bin sıradayım falan oha milletin ne puanları var kim bilir kaç para yatırıyor bunlar falan filan maşallah maşallah el el el, 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 el diye bir açmış elin baskın çakmasını 3. sırada o var elin mas çakma hesap açmış inanılmaz oha bunun hepsini aynı adam davet etmiş lan kim bu Erik Young Erik Young kim lan bu bildik bir acaba Neyse, bak evet, vakit geçirmeyelim. daha fazla ben daldım projeye. Dediğim gibi Puffer Finance'in görevini gördünüz arkadaşlar. Çok basit tekrar açıyorum. Ee, şu ST Ethereum'u gelip buradan depozit ediyorsunuz. ST Ethereum'u da e, şunu kapat artık. ST Ethereum'u da bu Lido Finance üzerinden alabiliyorsunuz. Buradan da almak için zaten elinizde Ethereum olması gerekiyor falan filan eee pufurla ilgili pufurla ilgili artık nasıl okunuyorsa <laughs> aklınızda herhalde yani sorduğunuz soru buydu nasıl yapacağız hocam ST'yi nereden alacağız ne kadar yatıralım ha burada da aynı sorular geliyor hocam ne kadar yatıralım şöyle mi olur böyle mi olur bilemeyiz dostlar işte herkes parası kadar yatırsın. Herkes ihtiyacı olmadığı parası kadar yapsın ya da hiç yapmasın. Yani paralı bir işlem sonuçta bu yani herkesin kafacığına göre ben de bilemiyorum ki arkadaşlar ne kadar yatırsın ne kadar yatırırsınız tabii ki çok eee yani 250 milyon ethereum yatırsanız, okey yani evet daha fazla kazanacaksınız ama 0.1 ethereum da yatırırsanız bir de projeye başta girdiğimize göre e, bu oradan da kazanma ihtimalimiz olacak ama gördüğünüz gibi burada daha chapter 3 var 4 var 5 var buralarda da görevler isteyecek bunlar paralı mı olur yoksa twitter takipleşmesi mi olur görevleri bilmiyorum ama sonuç olarak burada da yeni görevler gelecek ha yine böyle paralı ve yapması biraz daha karışıkmış gibi gelen size görevler olursa Bununla ilgili de tekrar video çekerim. Ama yok işte öyle Discord'unu bağla, şunu bağla ya da şuradan tweet at falan gibi görevler olursa artık 3. 4. 5. haftayı da siz takip edin. Ee, bizim Telegram kanalında zaten hemen böyle bir şeyler çıktığı zaman herkes birbirine haber veriyor. Anında haber almak istiyorsanız onu da hatta açayım. Ee, Telegram kanallarında tekrar göstereyim. 3 tane kanal var. Ee, videonun altında zaten açıklamalar kısmında bunları görebilirsiniz. Referans link paylaşım yeri. Duyuru kanalı bir de sohbet kanalı. Burada sürekli biz birbirimizle hızlıca paylaşıyoruz bilgileri. Gelip katılabilirsiniz kanala. Tabi siz davet isteği atarsınız. Ben kabul edeceğim. Davet isteklerini gelenleri kabul ediyorum. Ve asıp kelam iki proje hakkında da yine bir uzun video oldu. Detaylı anlatmaya çalıştım sabahın köründe. Gözünüzün önünde puffer yaptım. Baya yüksek fiyo diyerek 13-14 dolar. He. Şunu da tekrar 13-14 dolar demişken Sibel'de de arkadaşlar gelip stake edecekken Hatta benim şu an elimde bakiye kaldı mı? Bir örnek olsun diye size göstereyim. Burada bakalım 12-13 GV ile ne kadar alıyor? Örneğin diyelim ki ben 0.2 Ethereum, SV Ethereum alacağım diye bir çevireyim. Bunları aslında şimdiden yapabilirsiniz eğer e, SV Ethereum alıp Aygın'a e, bakın bu da 4 dolar diyor Anladık tamam. E, şurada Aygın'da gelip Aygın açıldığı zaman ben Sivel Ethereum zaten kitleyeceğim diyorsanız arkadaşlar daha bugünden alabilirsiniz. Zaten yarın açılıyor. Dolayısıyla daha bugünden gelip aslında Ethereum'unuzu direkt SV Ethereum'a çevirebilirsiniz. Hazır elinizde beklersiniz. Yarın da açıldığı an gelip buradan kitleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ne kadar erken kitlerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Yani gün gün hesaplandığı için puanlar. Ben de hatta bu videodan sonra büyük ihtimalle birazcık daha bir 0.3 Ethereum daha buraya atıp daha sonra 0.5'lik bir ekleme daha yapacağım. Şimdiden alırım. SV Ethereum'u yarın açıldığında da gelip buradan stake ederim. Oy 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 yoruldum be. Yoruyor be. Vallahi video çekmekte yoruyor. Yalan değil. Aklınıza neyse takılan sorular olursa dostlar sorarsınız yine Telegram'dan. Ben müsait oldukça gördükçe yanıtlıyorum. Zaten orada çok yardımcı dostlar hepsi var. Benden çok daha bilgi olan insanlar da var. Hepsi elinden geldiğince size yardımcı olur. Ama genel anlamıyla da bir soru soracaksınız. Bence projelerin Discord'larına, Twitter'larına, Twitter'dan cevap vermez de Discord'u, Telegram falan varsa oralardan gidip ilk onlara sormanız daha doğru cevabı zaten garanti cevabı onlardan almanız çok daha mantıklı. Ama bize de gelip sorarsanız bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız. O halde bu videodan da bu detaylı videodan da artık ben vedalaşıyorum artık bir daha aygın bir e, aygınla ilgili video çekmem dostlar yani tekrar kapatır tekrar havuz açar tekrar yeni token ekler bunları bir daha bir daha anlatmam artık aygınla ilgili işlevi bitirdik hani çok değişirse proje başka bir şey evrilirse o zaman konuşuruz ama onun dışında hem aygınla ilgili hem de Puffer'la ilgili Puffer Finance'le ilgili ikisiyle de ilgili artık yeter yeteri kadar uzun anlattığımı düşünüyorum Haydi o zaman kalın sağlıcakla. Bir de artık o kadar yani şu kadar emeğe de bu kadar anlatıya da şurada bir beğeni yağmuru atarsınız mı? Yok lan atmazsınız ver. <laughs> Hadi görüşürüz.